Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen Vali Mahir Başarır mazbatalarını aldıktan sonra Kanal 33 mikrofonumuzun canlı yayınına katılarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Vekillerin yanı sıra mazbata törenine katılan CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, 24 Haziran seçimlerinde Mersin'de istenilen başarıyı elde edemediklerini belirterek bu durumu yapılacak olan yerel seçimlerde telafi edeceklerini vurguladı. Elbette ki ülkede adalet isteyen, hak hukuk diyen, demokrasi isteyenler adına çok yeterli bir sonuç alamadık. Bunu kabul ediyoruz. Ama bir de seçim ortamını düşünmek lazım. Bu demek değildir ki bu tek adam rejimine karşı artık teslim olacağız. Hatalarımızı, eksikliklerimizi biliyoruz. Bunları hep birlikte tespit edip eksikliklerimizi gidereceğiz. Bir daha aynı hataları yapmayacağız ve mücadeleye devam edeceğiz. Önümüzde yerel seçimler var. Yarından bugünden itibaren bu mücadeleye devam edeceğiz. Aynı kararlılık ve aynı azimle. CHP Mersin 1. sıradan vekil seçilen Cengiz Gökçel de yaptığı açıklamada çiftçinin üreticinin mecliste sesi olacağını ifade ederek kendisine teveccüh gösteren seçmenlere teşekkür etti. Seçim zamanı da söyledim. Mersin'de doğan, çiftçilik yapan ve tarımda geçimini sağlayan bir arkadaş, bir insan olarak parlamentoda yer bulma şansı yakaladım Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bana destek olan bütün herkese teşekkür ediyorum. Baro Başkanlığı'nın ardından CHP Mersin Milletvekilliğine seçilen Alpay Antmen, hak hukuk adaletin yanı sıra çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddeti de mecliste dile getireceğini söyledi. Biz milletvekili arkadaşlarımla, il başkanım ve tüm teşkilatlarımızla birlikte öncelikle kadına şiddete, çocuk istismarına, hayvanlara şiddete, İnsan hakları ihlallerine karşı mücadele edeceğiz. Bu bizim en başlıca görevimiz olacak. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da yaptığı açıklamada yoğun bir seçim çalışması dönemi geçirdiklerini ifade ederek oy veren vermeyen tüm seçmenlere teşekkür etti. Çok üzgünüz. Dördüncü sıradaki arkadaşımız 400 gibi bir oyla seçilemedi. Onun ayrı bir burukluğu var, acısı var içerisimizde. Ama hayat devam ediyor. Ülkemize faydalı olmak zorundayız. Bir yerel seçim var önümüzde. İlk hedefimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tekrar kazanmak, ilçeleri tekrar kazanmak. CHP Mersin Milletvekili seçilen Cengiz Gökçel, mazbata töreninin ardından Mersin Şehir Mezarlığı'na giderek Mersin 20. dönem vekilliği yapan babası Abdülbaki Gökçel'in mezarını ziyaret ederek dua etti.